hayattır diye yola çıktık, sağlık sorunlarınıza çare olmaya çalıştık. Kendi alanında uzman 300 konuk davet ettik. 300 sağlık konusunu da ekranlarınıza taşıdık. Sizin de sorularınızı, sorunlarınızı dinledik, yanıtlar vermeye çalıştık. 100 programı geride bıraktık. Bizi izlemeye devam edin. Kadın Hayattır'dan merhaba. Ben Duygu Özel Tapan. Kadın Hayattır diyoruz. Hayat dolu olmak için bedenimizin ve ruhumuzun sağlıklı olmasının öneminin altını çiziyoruz. Bugün de program dopdolu. Çok merak ettiğiniz konuları birbirinden uzman konuklarla konuşacağız. Kadın Hayattır başlasın. Neredeyse her kadın bir kez erkekler kadın kalbinden anlamıyor diyerek şikayet etmiştir, değil mi? Fakat bilim insanlarına göre kadın kalbi sadece duygusal olarak değil, bilimsel olarak da erkeklerden farklı tepkiler gösteriyor. Lafın gelişi diyoruz zannetmeyin. Kadın kalbi erkeğinkinden farklı çalışıyor. Peki nedir bu farklar? Kalp krizi ve kalp ritim bozukluklarını da konuşacağız. Stüdyomuzda kardiyoloji uzmanı doçent doktor Ahmet Temiz bulunuyor. Siz de kalp sağlığınızla ilgili merak ettiklerinizi hekimimize sorabilirsiniz. 0212 243 71 78 telefon numaralarımız. 0544 880 87 87 de WhatsApp yoluyla bize mesaj atabileceğiniz numara. Sayın Temiz, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Günaydın. Teşekkür ederim, günaydın. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, biz de iyiyiz. Şimdi kadın kalbinin erkeklerden farkını merak ediyorum. Kırık kalp sendromu diye bir sendrom duydum. Zannedersem kadınlara özgü bir durum bu, değil evet mi? Yani çoğunlukla evet, kadınlarda gördüğümüz bir durum. Aşırı stres sonrası görülen bir durum. Kalp krizi gibi tamamen aynı bulgularla geliyor. EKG bulgusu olsun, şikayetleri olsun aynı bulgularla geliyor. Biz bunlar hemen panik olup hızlıca anjiyo alıyoruz hani kalp krizi olduğunu düşünerekten. Ama anjiyoları temiz çıkıyor, normal çıkıyor damarları. Bunun haricinde her şey normal. Tedavisi anjiyoda işlem yapma, hani balon stent koyma dışında tedavisi aynı. Güzel bir yanı çoğu toparlıyor bunların. Bu akut süreci atlattıktan sonra hemen hemen çoğu toparlıyor. Bunun aksi bir durum da var. Aşırı sevinç, happy, yani mutlu kalp sendromu diye bir durum da var. O da tanımlanmış. Şey? O da aşırı sevinç sonrası görülen aynı benzer tabloyu yaşadığımız durum. Aslında o hani filmlerde, eski filmlerde olur. Hani aşırı üzüntü sonrası bir göğsünü tutma. Hani o aşırı üzüntü sonrası kadınlarda gördüğümüz bir durum. Ama tedavisi şeye göre aynı. Normal kalp krizine göre aynı. Sadece biz tıkalı bir damar saptamadığımız için onu açmak için uğraşmıyoruz. Ama onun haricinde diğer tedavide aynen veriyoruz. Ve normal bildiğimiz klasik kalp krizine göre daha yüz güldürücü sonuçları var. Şimdi düşününce kalp damar hastalıkları sadece erkeklere has bir sorun olarak görülür. Ama kadınlar da galiba menopozdan sonra aynı risk altında, değil mi? Yani sadece menopozla sınırlamamak lazım. Evet, menopoza kadar kadınların kalp krizi riski az ama risk faktörleri varsa baştan, yani doğuştan başlayabilir. Genetik faktörler olabilir, şeker olabilir, tansiyon olabilir, kolesterol olabilir. Bunlar varsa çok erken yaşlarda da biz kadınlarda kalp krizi görüyoruz. Hani koruyucu özelliği var ama kadınlarda kalp krizi çok az görülür diye bir durum söz konusu değil. Onlarda da hani risk faktörü varsa özellikle mutlaka dikkat etmek, tedbirleri almak ve uygun zamanda hani geciktirmeden tedavilerini yapmak gerekiyor. Peki metabolik sendrom nedir hocam? Metabolik sendrom hani metabolizma, yani ben şöyle hastalarıma metabolizmanın bozuk diyorum ben, yani onların anlayacağı şekilde. Ve bu bozukluk sizi ileride şeker hastası yapmaya, kalp krizi geçirme riskinizi 3 ila 5 kat arasında arttırıyor. Temelde 5 parametresi var metabolik sendromun. Birisi ilk kilo fazlalığı, hani göbek çevresi ölçerekten anlaşılıyor. İkincisi tansiyonda dengesi yükselme olması. Üç, şeker metabolizmasında bozulmama. İlla şeker hastası olacak diye bizim olması gerekmiyor.
Açlık şeker bozukluğu da bu sınıfa dahilen. Yani açlık kan şekeri 100'ün üstündeyse şeker metabolizması bozulmuş diyoruz. Kolesterol, iki tane kolesterol parametresi var bunlarda. İyi kolesterolün düşük olması, trigliseridin ise yükselmiş olması. Bu toplam 5 parametreden 3'ü varsa, o kriterleri sağlıyorsa, şimdi teknik şeylere, terimlere girmek istemiyorum, onların sınırları var. O 3 parametre ve daha fazlasını sağlıyorsa biz metabolik sendrom diyoruz. Bu bizim bir işaret ileriye yönelik, hani işlerin kötü gideceğine dair, hani eğer dikkat edilmezse, önlem alınmazsa kötü gideceğine dair bir işaret ve maalesef çok sık görülüyor. Neredeyse toplumun %30 hatta %50'ye kadar, %30 ile 50 arasında görülen bir durum. Önlem alınmazsa kötüye giden bir işaret dediniz. Evet, evet. Tek başına bir hastalık değil. Yani metabolik sendrom diye bir hastalık yok. Hani diyabet diyoruz, tansiyon diyoruz işte. Bunun gibi tek başına bir hastalık değil. Ama bu risk faktörlerinin kümelendiği bir hasta ve ileriye yönelik riski fazla olan hasta grubunu gösteriyor bize. Önlem alınmazsa bu çok önemli. Altını evet. çizmek lazım. Evet. Acaba nasıl önlem alalım? Önlem aslında doğuştan başlaması gerekiyor. Hani beslenme çok önemli burada. Belki annenin beslenmesi bile önemli. Hani çocukluk çağındaki beslenme. Çocukluk obezitesi çok arttı biliyoruz artık. Hani evet. Yanlış bir toplum olarak beslenme algımız var. Hani işte kilolu çocuk iyidir veyahut da zayıf çocuk gördüğüm bu bakılmıyor falan gibi bir yanlış algılara kapılabiliyor. Ta çocukluktan başlayan, hani çocukluk obezitesi büyük bir problem pediatrist arkadaşlara sorarsanız. Çocukluktan başlayan bir beslenme alışkanlığı olması lazım. Malum teknoloji arttı, artık hani hareket kısıtlılığı da hani had safhaya geldi. Obeziteyi de belki tetikleyen sebeplerden birisi de bu. Kilo fazlalığı, işte ailede eğer öykü varsa, genetik öykü varsa bunların bilincinde olunması gerekiyor. Aynen, hani genetik öykü dediğimiz nedir? Anne, baba, kardeşlerde kalp krizi öyküsü olan, erken ölüm var mı kalbe bağlı? Bunlar çok önemli. İşte şeker var mı ailede, bireylerinde, tansiyon var mı? Bunları mutlaka değerlendirip bir en başta beslenme, daha belki çocukluk çağında, anne karnında belki hatta annenin beslenmesiyle başlayan bir dengeli beslenme. İkinci, yani bunun akabinde kiloyu koruma, hani dengeli beslenmeden kastımız obez olmamak, hani başta olmamak lazım. Olanların mutlaka düzelmesi, kilo vermesi lazım ama en başta aslında hiç obez olmamak, hani kilolu olmamak lazım. Hareket, mümkün mertebe hareketli olmak lazım. Hani her yere araçla değil, yakın mesafelere mutlaka yürüyerek gitmek lazım. Gün içi asansör kullanmamaya dikkat etmek lazım. Hani bu basit illa herkesin bir yarım saat, bir saat ayıramayabilir, spor salonuna gidemeyebilir veyahut da imkanları olmayabilir ama biz zaten bu şekilde herkes bunu yapsın diye önermiyoruz. Yani bu demin saydığım basit önlemler bile hani hareketimizi artmasına yeterli olabiliyor. Dediğim gibi de hastalıklar varsa bunların da erken teşhis edilmesi lazım. Sistematik tansiyon, hastalıklar değil evet, mi? Tansiyon ve diyabet, yani şeker hastalığı, bunu ikisi en kontrol önemli kalbin olacak. En önemli düşmanları diyelim artık. Hele ikisi birlikteysek, ikisinin birlikte olduğu hastalığımız da çok fazla. Evet. Artık ölümcül ikili gibi oluyorlar. Bunları erken saptamak lazım. Çünkü bizim tedavilerde çok güzel gelişmeler var ama bu hastaların farkındalık çok düşük. Hani biz hala şu zamanda bile yani hekime ulaşmak çok kolay. Herkesin evinde tansiyon aleti var. Buna rağmen artık tansiyona bağlı komplikasyonlarla tanık olduğumuz hastalar oluyor. Yani böbrek yetmezliği olmuş, kalbi büyümüş. Bu aşamadan sonra veyahut da beyin kanamasıyla geliyor aslında. İlk bulgusu beyin kanaması oluyor. Tansiyon yıllardır var ama hiç bakılmamış. Bakılsa bile önemsenmemiş. Hani tedavi verilmiş, hasta bir almış, bir daha gitmemiş falan. Hani hala bunlarla şey yapıyoruz. Yani gerçekten uygun tanı alan hasta oranı, tedavi alan hasta oranları %10, %20 civarında ancak maalesef hani günümüz koşullarında bile etkin istediğimiz hedeflere ulaşma oranı çok düşük. Bu hastalığı olanları ben hep vurguluyorum ama hastalar hani şekerim az yüksek, işte tansiyonum biraz çıkıyor gibi hani kendince hafifletici sebepler şey yapıyorlar. Bu belki hastalığı kabullenmemeyle ilgili, belki insanın kendisine kötü yani bir şey, kimse istemez hasta olmayı ama olduğumuz zaman da bunun önlemlerini almamız lazım. Yani belki kendine yakıştırmamayla ilgili veyahut da hani buna farkındalık olmaması diyebiliriz hani. Hekim arkadaşlar arasında bile bazen geliyor hani kendisi hekim olmasına rağmen saptanmamış olduğu hani ileri düzeyde hani tansiyon hastaları olan, kontrolsüz diyabeti olan, kilo sıkıntısı olan arkadaşlarımız oluyor. Yani bu farkındalığı
arttırmak lazım. Belki bu ta okullardan, ilkokullardan hani başlamak gerekir benim kanaatimce. Yani temel olarak söyleyeceklerim bunlar. Yani baştan başlayan beslenme, ta çocukluktan başlayan beslenme. Nasıl beslenelim? Yani mümkün mertebe doğanın bize sunduğu gıdalardan hani faydalanmak lazım. Hani kendi yaptığımız değil de nedir kendi yaptığımız? İşte açma, poğaça, börek, salam, sucuk, hani paketlenmiş İşlenmiş, gıdalar, işlenmiş paketlenmiş. gıdalar, işte marine edilmiş, işte marine edilmiş, pardon, rafine edilmiş, hani raf ömrü uzatılmış gıdalar bunlar. Çünkü hep tuz, özellikle tuz çok kullanılıyor rafinasyon. Tütsülenmiş gıdalar, Tütsülenmiş turşu gibi, belki evet, değil mi, bunların tuzlu? doğal gıdalar tüketmek lazım mümkün mertebe. Bir de ölçülü tüketmek lazım. Yani artık herkesin telefonlarında uygulamalar var. Günlük kalori ihtiyacımızı hesaplayabiliyoruz. Olay sadece kalori ihtiyacı değil ama hani ihtiyacımızdan fazlasını da almamamız gerekiyor. Hani biraz bir takiple hangi gıdada ne kadar kalori var, karbonhidrat oranı ne, yağ oranı ne, protein oranı ne, bunlar saptanabiliyor. Hani genelde hastalar ne yasak ya da ne yiyeyim diye söylüyor, soruyor. Ha, bu böyle bir şey yok. Hani yasak veya şunu yersen iyi olur diye bir şey yok. Her şeyden yiyebiliriz ama Katı yağlardan korkuyoruz mesela yani kalbimiz şimdi için. evet işte ona tam şeyler doymuş yağlar olduğu için onlar da mesela trans yağlar, hatta en şeyi bunun şeyi trans yağlar, işte rafine yağları da oluyor. Ama kılavuz diyor ki 100 günlük kalori ihtiyacının %1'ini geçmediği müddetçe sıkıntı olmaz diyor. Hani bu demek, şu demek, yasak değil tamamen ama %1 de çok düşük, bir 20 kalori falan, ya ben yani 2000 kalori ise eğer kişinin günlük ihtiyacı, 20 kalori kadarı alabilir. O da yani belki bir tane cips yapar hani. Bilmiyorum, hani tam ölçmedim ama hani tamamen %100 mutlaka hiç gelmese daha iyi olur ama canı çekti bir tane, bundan bir şey olmaz. Ama hani paket paket yerse, sürekli yerse tabii ki bundan sıkıntı olacak. Yani bizim önerimiz az ve ölçülü ve doğal hani beslenme. Beslenmek. Doyma hissini beklememek gerekiyor çoğu zaman. Çünkü o eşik yükseliyor gitgide. Hani atıyorum ilk başta bir tabak yemekle doyarken, sonra 1,5, sonra 2 tabak. Hani insan eğer hoşuma gidiyor diye, hani bunu çok sevdim, bunu yiyeceğim, hani bir tabak daha alayım diye. O sürekli adaptasyon, hani vücut daha fazla hani istiyor. Onu kırmak gerekiyor. Onun kırmanın yolu da hani doymayı beklememek. Tam doymadan hani kalkmak. Ve mutlaka herkesin hani illa hasta olmayı beklememek lazım. Bir şeyden geç, belki bu okullara da yayılabilir. Bir beslenme eğitimi alması gerekiyor. Değil Hani mi? diyetisyen varsa, tanıdığı, komşusu, yakınında biri, mutlaka bir dengeli beslenme eğitimi alması gerekiyor mutlaka. Hocam genetik mirasımızda olsun, olmasın. Diyabet hastası olalım, olmayalım. Kaç yaşımızdan sonra biz kadınlar hangi testlere girmeliyiz kalbimiz için? Yani hiçbir şey yoksa, hani başta bir sıkıntı yoksa 50 yaşından sonra mutlaka kadınların, artık çünkü 50 yaş menopozun başladığı yaş. Menopozdan sonra da kalp krizi riski erkeklerle eşitleniyor. Menopoza kadar bir koruyuculuk var ama menopozdan sonra bu risk eşitleniyor. 50 yaşından itibaren mutlaka kardiyak değerlendirme gerekir. Bütün kadınlar için söylüyorum. Ama dediğim gibi şeker hastası, tip 1 diyabetse daha hasta tanı konumundan itibaren bunun değerlendirmesi gerekiyor. Çocukluk çağlarında başlıyor tip 1 diyabet. Evet, dedi, şeker hastalığı tanı, gebeyken diyabet tanısı aldı, gebeyken tansiyon tanısı aldı. Bunların o dönemden itibaren bir takip programında olması gerekiyor. Peki hocam, acaba hamilelik diyabeti, menopoz ya da polikistik over sendromu, Evet. ki çok fazla kadında Evet, görülen evet. bir durum bu. Nasıl etkiliyor Yani kalbimizi? aslında polikistik over sendromuna geleceksin. Aslında o da bir metabolik sendrom gibi aynı. Metabolizmanın bozuk olduğu bir durum. Yine onda da kolesteroller yükseliyor, işte kilo artışı oluyor. O kalbin ve damar kan akışının hemostaz dediğimiz, yani o akışkanlığın bozulmasına sebep olabilecek durumlar ortaya çıkıyor. İlerisi için bu da risk oluşturuyor. Ve çok sık görülüyor yani. Belki farkındalık da bunda çok, ben hani kadın doğumcu değilim, oranını falan bilmiyorum ama hani onun da çok farkındalık olmadığını düşünüyorum. Yani işte hep şey oluyor yani, basite indirgeniyor. İşte adetlerim düzensiz diyor, geçiştiriyor gidiyor. Halbuki onun altında polikistik over sendromu var büyük ihtimalle. Kesinlikle. Mutlaka hani bunların değerlendirilmesi, takip alınması ve gerekli önlemlerin ta çocukluk çağında alınması gerekiyor. Hamilelik diyabeti sordunuz Evet, herhalde. hamilelik Hamilelik diyabeti de önemli diyabeti değil de mi? evet çok önemli. Bunların tabii hamilelikte ortaya çıkıp çıkmadığını bilmeyebiliyoruz bazen. Hani aslında önceden de olabiliyor ama ilk o zaman bakıldığı için
hamilelik diyabet adı altında O lanse zaman ortaya edilebiliyor. çıkabiliyor. Mutlaka aile öyküsü çok önemli. Ailede varsa bir de hamilelikte diyabet çıkıyorsa ileride şeker hastası olma ihtimali çok yüksek bu kadınların. O yüzden onların da bu saydığımız beslenme, hareket, kilo kontrolü çok dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi acaba kıyasladığımız zaman kadınlarla erkekleri kalp damar hastalıklarına yakalanma oranları ya da kalp krizi geçirmiş sayı var mı elinizde, kadın sayısı? Yani o şekilde net bir sayı söyleyemem ama şöyle söyleyeyim. Menopozdan önce erkekler 7-8 kat daha, yani erkekler menopozdan önceki kadınlara göre erkekler 7-8 kat daha riskli. Menopozdan sonra bu giderek eşitleniyor. Türkiye'de ortalama kardiyovasküler ölüm diyoruz biz. Yani kardiyovasküler ölümden kastımız beyin ve kalp damarlarının tıkanmasına bağlı, işte kalp krizi veya felce bağlı ölüm oranları bir numaralı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli ölüm sebebi %42, %43 civarında, yani neredeyse iki kişiden biri bu sebeplerden kaybediliyor. Tek şu kadar kadın, hani öyle bir rakamsal bir değer yok ama oran olarak bu şekilde bir şey söyleyebilirim. Kalp damar hastalıklarına yakalanmış demektir, değil mi hocam? Kalp krizi geçirmiş olan Tabii kişi. ki. Hatta ondan öncesinde de aslında şey yapmış demektir. Hani kalp krizi artık buzdağının üstünde kalan kısım. Yani hepimiz kalp krizi adayıyız. Hep riskimiz düşük, yüksek ama herkes aday. Kalp krizi geçirme, az kalp krizi bu işin son noktası. Hani bizim klasik bir slaytımız vardı. Bütün tıp öğrencileri bilir. Bu aterosklerotik, yani kalp damarındaki kireçlenme diyeyim artık, gelişme sürecini anlatan. Bu çocukluk çağında başlar. İşte yağlı çizgilenme dediğimiz bulgularla başlar. Gitgide büyür. Artık bir aşamaya gelir ki o damarın içindeki o plak dediğimiz oluşum bir volkan gibi patlar ve üzerine pıhtı bir damarı tıkar, yani pıhtı oluşur. Ve damarın tıkanmasıyla, eğer kalpte tıkanıyorsa bu, kalp krizi, bu olay beyinde oluyorsa işte felç dediğimiz durumlara sebep olur. Bu artık gün yüzüne çıkmış hali. Belki o hasta dediğim gibi çocukluğundan beri risk altında aslında. Ha, kimisinde bu erken yaşta çıkıyor çevresi. Çünkü çok sebepli bir durum. Tek bir sebebi yok. Hani multifaktöriyel dedim, yani çok faktörlü bir durum. Bardağı taşıran bir son damla oluyor tabii ki. Kimisinde bir aşırı bir egzersiz oluyor. Kimisinde bir stres oluyor. Kimisinde bir içtiği son sigara oluyor. Hani bardağı taşıran bir damla oluyor. Artık kalp krizi, hasta da farkına varıyor. Onun hani artık bir sıkıntı olduğunu. Kalp krizi geçirmiş demek, yani dediğim gibi artık ondan öncesinde bile hani bu hastalar kalp hastası, kalp damar hastası. Kalp damar hastası Evet. demek değil mi? Ki bunlara koroner arter hastalığı Evet. deniyor, değil mi? Yani kalp damarları, yani koroner damarlar, kalbi besleyen damarlar. Kalp krizi dediğimiz durumda bu damarların tıkanması. Tıkanmasında sebepler farklı ama %90'dan çoğunda benim saydığım bu plak Sebepler dediğimiz var. plağın rüptürü olup pıhtıyla tıkanması. Hani. Bunun da deminden beri saydığımız bir takım Evet. gerekçeleri var, değil mi Evet, hocam? aynen. Şimdi sokağa çıkacağız. Kalp kriziyle ilgili sorularımız oldu. Bakalım ne yanıtlar aldık. Kadınlarda görülen kalp krizi hakkında neler söyleyeceksiniz? Sizce sebepleri ne? Yediğimiz doğal gıdalar artık şey olmuyor, hani organik. Kalp damarlarının belki tıkalı olduğundan olabilir. Kalp krizinin kadınlarda daha çok görüldüğünü tahmin etmiyorum. Erkeklerde daha çok, Neden çünkü sizce? erkeklerde stres daha fazla. Kadınların üzerindeki sorumluluk çok daha fazla erkeklere göre. Yani yaratılış itibariyle de biz çok daha fazla irdeliyoruz her şeyi. Çok daha fazla hani içselleştiriyoruz, kaygılanıyoruz. Yani erkekler de tabii ki ama bayanlar herhalde birkaç misli daha fazla, kendimden de bildiğim için. Tabii dünyanın yükünü çeken kadınlar olduğu için daha fazla kalp krizi riski var. Türkiye şartlarında yaşıyorsanız muhtemelen her şeyden olabilir. Ama insanların genelde stres ve yeme içme kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yeteri kadar bilinçliyiz, değil mi hocam? Bilinç var ama benim izlenimim hep asıl, hani bahsettiğim bardağı taşıran son damla üzerine odaklanılıyor genelde. Kimse işte şekerden, tansiyondan, işte kilodan, şeyden, bana bir beslenmeden hani bahsetti ilk baştaki bir hanımefendi. Genelde herkes şeye odaklanıyor. O sonda, hocam niye kalp krizi geçirdi? Yani işte şunu yaptı bundan mı? Hayır, o bir anlık olan bir şey. Bu bir süreç. Yıllar, 20 yıllık, 30 yıllık, belki 40 yıllık gerisi olan bir süreç. Bir bardağı taşıran bir, yani bir günah keçisi illaki oluyor. Durup dururken uykusunda da olabiliyor. Hani hiçbir sebep olmasına gerek yok. Ama dediğim gibi bardağı taşıran bir sebep oluyor. Kalp krizi geçiriyor.
hastalarımız genelde ondan dolayı kalp, ya işte diyor dondurma yedi ondan sonra göğüs ağrıdı, dondurma yediği için kalp krizi geçirdi diyor. Böyle hastalarımız oldu. Aslında i̇şte, tek bir sebebe bağlamamak değil, gerekiyor tabii ki, değil mi? Tabii ki. O anki yemek yemede bir efordur. O anki efor artık o gelme, onu tetikleyici, o an başka bir şey yapıyor da olabilir. Dondurma değildi, hani merdiven çıkıyor da olabilirdi. Çocuğun işte okula yetiştirmeye çalışıyor da olabilirdi. İş yerinde bir arkadaşıyla tartışıyor da olabilirdi. Hani bu bardağı taşıran son damla farklı bir şey olabilir. O öncesini o bizim evet kalp krizi tedavisinde çok gelişmeler var. Teknoloji çok gelişti. İşte anji, her yerde anji ünitemiz var ama bunlar bizim aslında keşke hastalarımız bu aşamaya gelmese. Asıl önemli tedavi o aşamaya gelmemek. Korumak. Ve erken teşhis. Hani sanılanın aksine hani kalp krizi bir şu anlayış var. Kalp krizi kader. Hani gelecekse çeke bundan kurtuluş yok gibi bir yaklaşım var. Bu çok yanlış. Ben kadere inanan bir insanım ama hani kadercilik değil, hani bu o farklı bir kavram. Hani kaderci olmamak gerekiyor. Yani evet. Ve bu başıma gelecekse bunu hani önleyemem işte gibi yaklaşımlar çok doğru değil ve sanılanın aksine kalp krizi önlenebilir bir hastalık. Yani bunu üstüne basarak vurgulamak istiyorum. Kalp krizi çoğunlukla önlenebilir hastalık. Sadece sigarayı bırakmakla gençlerde görülen, kadınlarda görülen kalbin yarısı, bakın. Sadece sigarayı bırakmakla yarısı önlenebilir. Çünkü 2 kat, 3 kat arttırıyor. Yani şöyle düşünelim. 100 tane kadın topladık. İşte ortalama yaşları 55 diyelim. İşte şeker, tansiyon neyse oranları var. Bu grubun kalp krizi, bizim hesaplama yöntemlerimiz var. Kalp krizi riskini hesaplayabiliyoruz. %20 çıktı diyelim. Nasıl hesaplanıyor bu yöntem? Bu bir sürü kılavuz. Bu dünyanın problemi olduğu için bütün dünya kardiyoloji dernekleri bu işle savaşıyor. Kılavuzları yayınlıyor. Her ülkenin ya da Amerika'nın kendi kılavuzu var. İşte Avrupa Birliği'nin var. Ülkelerin var. Farklı bir sürü şey var. Ama en çok kullanılan işte internette bunlar çok kolay ulaşılabiliyor. Bu değerler giriliyor. Saydığımız yaşı giriliyor. Kilosu giriliyor. Bazısı soruyor, bazısı soruyor. Kolesterol değerleri giriliyor. Tansiyonu giriliyor. İşte sigaran var mı? Sigara içiyor musun diye soruyor. İşte tansiyon tedavisi görüyor musun diye soruyor. O anki tansiyonu ölçüyorsun. Onları giriyorsun. Ortalama bir değer veriyor. Atıyorum %20 çıkıyor değer. Bu %20 şu demek. Önümüzdeki 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riskiniz %20. Yüksek bir risk. Yani ne demek? Aynı o özellikteki 100 kişiyi toplasak 20'si kalp krizi geçirecek demektir. Bu takip eden 10 yıl içinde. Sigarayı düştüğünüz zaman mesela sigara için o 10'a düşüyor direkt. Yani sadece sigarayı bıraktıraktan o 100 kişiden 10'u, yani o 100 kişi sigarayı bırakırsa 10'u kalp krizi geçirmeyecek anlamına geliyor. Tansiyonu işte dikkat edersek, kolesterol tedavisi verirsek, işte ilaçlarımız var. Böyle çok yüksek risk hastalara biz mutlaka ilaç tedavisi de başlıyoruz. İşte en başta statin dediğim, hani kolesterol ilaçları dediğim, hani çok yanlış yönlendirmeli olabiliyor bazen medyatik kanallarla, hani zararlı gibi. Aksine bizim elimizdeki kalp krizini önlemede, yüksek riski bile, herkese kolesterol ilacı verelim demiyorum. Bu hesaplamalarda riski yüksek çıkan bireylerde en önemlisi, dünyadaki bütün kılavuzların vurguladığı ilk başta vermemiz gereken bu kolesterol ilaçları. Çünkü kolesterol ilacı demin anlattığım süreçte, hani o damarın içindeki pıhtı oluşum süreci, eskisi hani o son ana bardağı taşıran son damdaya gelen süreci yavaşlatıyor. O evet. Riski azaltıyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Yani bypass'a giden hasta oranını azaltıyor. Hani öyle bir ilaç. Hani kalp krizi geçiren hasta oranı yüzde her 40 milimlik düşüş kötü kolesterolde %20 oranında kalp krizi riskinizi azaltıyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Hani hiç yoruma hani kapalı bile diye. Yani yorum tabii ki yapılabilir de hani net bir ifade. Hani bilimsel anlamda daha bizim kanıt düzeylerimiz vardır bilimsel anlamda. Kanıt düzeyi en yüksek düzeyde. Hani şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ispatlanmış bir tedavi yöntemi. Ama dediğim gibi bunu herkes alsın demiyoruz. O işte hesaplam. Bunun yine hekim karar verecek. Riski herkes hesaplayabilir ama onun nasıl müdahale edeceğiz? Onu hekim yapması lazım. Hani kendi başımıza yaparsak yanlış şeyler yapabiliriz. Şimdi sevgili hocam, WhatsApp sorularıyla devam etmek istiyorum tamam. İzleyicilerimizden size gelen numaraları bir kez daha hatırlatalım efendim. Hekimin bize kalp sağlığınızla ilgili merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Ahmet Temiz'le sohbetimiz sürüyor. 0212 243 71 78 telefon numaramız. 0544 880 87 87 de WhatsApp hattımız. Bir erkek izleyicimiz sorar, der ki erkeklerde neden olmuyor kırık kalp sendromu? Yani patofizyolojisi, yani tam erkeklerde olmuyor diye bir şey yok. Ama çoğunlukla kadınlarda görülüyor. Ve bu muhtemelen daha net
bulunmamış sebebi. Ama beyindeki o strese bağlı beyinden salgılanan bazı kalp damardaki o tonusu, kanın pıhtılaşmasını etkileyecek faktörlere bağlı olduğunu düşünüyor. Ve bu kadınlarda bu muhtemelen daha baskın olduğundan kaynaklı. Ama net bir şekilde bilim bunun cevabını veremiyor şu anda. Veremiyor, hani niye bundan kadınlarda görülüyor diye onun cevabını veremiyoruz. Bir izleyicimiz der ki hocam ben şimdi 10 haftalık hamileyim. Hamilelikten önce acilde STV taşikardi var demişti. Sonra kendiliğinden düşmeye başlayınca değerler diyor. Doktor panik ataktan olabilir demişti. İlaç kullandım 2 ay gebelikten dolayı bıraktım. Şimdi hocam ara sıra yine oluyor çarpıntı ama öyle yüksek nabız değil. Doğumum sezaryen mi olacak? Bu taşikardi türü doğumda bir zararı olur mu? Doğumdan ne kadar önce bırakmak lazım bu ilacı? Ve doğumda zararı olur mu ilacı? Hiçbir zararı olmaz. Gayet müsterih olsun. Yani bizim SVT dediğimiz çarpıntı, yani supraventriküler taşikardi genç popülasyonda en sık gördüğümüz çarpıntılardır. Evet, semptomatik olarak rahatsız eder. Ama hani gebeliği yönünde, süreç yönünde herhangi bir sürekli olmadığı müddetçe. Bazen çarpıntılar sürekli oluyor. Bu çarpıntıların doğası gereği sürekli olmuyorlar. Hani bir şekilde sonlanıyor. Başlaması da ani oluyor, sonlanması da ani oluyor. Ve altta yatan başka bir şey yoksa rahatsızlık, kalp yetmezliği gibi tolerasyonu iyi oluyor. Hastalar iyi tolere ediyor bunu. Çok uzun sürerse bazen saat günlerce sürüyor. O zaman kalp yetmezliğine doğru gidebiliyor ama genelde şansımız hani bunlar öyle günlerce sürmüyor. Kendiliğinden veyahut da bazı manevralarla çok rahat veyahut ilaçlarla dönüyor ritim normale. Müsterih olsunlar. Hani bir gebelikle ilgili bir sıkıntı olmaz. Bu ritim bozukluğu var diye sezaryen, eğer bundan dolayı sezaryen planlıyorsa sezaryene kesinlikle hani gerek yok. Hani altta yatan başka bir kalp hastalığı yoksa onu hani sadece sıkıntının bu olduğunu varsayaraktan konuşuyorum. Bir de orada bir panik atak cümlesi geçti. Yani şimdi bu çok suistimal edilen bir durum. Yani panik atak diyebilmek için başka hiçbir şey olmadığının gösterilmesi gerekiyor. Yani göğüs ağrıyorsa işte bir şey ilk EKG'ye bakılıyor. Hani sen panik ataksın dememek lazım. Mutlaka peşinden koşmak lazım, iz sürmek lazım. Hani risk grubundaysa hele hele hasta. Yani tamam genç biri, riski düşük biri ve ağrısı EKG'si normal, ağrısı kalp hastalığını düşündürmüyorsa, EKG'si falan normalse, kan değerleri iyiyse tabii ki kalp krizi düşünmüyoruz. Ama risk grubunda şekeri olan, tansiyonu olan biri, göğüs ağrısı hele hele mükerrer geliyorsa, yani bir kere iki kere değil, bunu hani sen panik ataksın deyip rahatlatıp göndermemek lazım. Onları takip alıp bizim araştırma yapmamız gerekiyor. İşte bir takım eko olabilir, efor olabilir, hani kalp hastalığını bazen hasta doğal olarak kendisi çıkma, bizim zorluyoruz, biz zorluyoruz. Yani efor yapıyoruz. Eforda biz hastayı zorluyoruz aslında. Hani koşturuyoruz, kalbi zorluyoruz ki normalde ortaya çıkmayan ama zorlayınca ortaya çıkabilecek bir durum var mı onu saptayabilelim. Varsa da onun tedavisini yapalım diye bizim zorlamamız gerekebiliyor bazen hani. O panik atak hani kavramını suistimal etmemek gerekiyor. Hani suistimalden kastım hani iyice araştırmadan hani panik atak dışlama tanısıdır. Hani diğer başka bir sebep olmadan, organik bir sebep olmadan hani hastanın akciğerinde, kalbinde bir sıkıntı olmadan nefes darlığı olur, göğüs ağrısı oluyor der hani panik atak hastası. Bunlara sebep olabilecek bir akciğer hastalığı, bir kalp damar hastalığı olmadığından emin olduktan sonra, kesin olarak gösterdikten sonra bunu panik atak diyebiliriz. Hani ritim bozuklukları nasıl tespit ediliyor hocam? Ritim bozuklukları çok, yani iki türlü olabilir ritim bozukluğu. Bir, nabzın çok yavaş çalışması. İki, hızlı çalışması. Bunlar kendi içinde düzenli de olabilir, düzensiz de olabilir hani ritim bozuklukları. Genelde EKG ile ilk tanık olun. Hastalar çarpıntı ya da nabızda düzensizlik hissi şeklinde gelir. Eğer nabız çok düştüğü zaman bayılma olabilir. Çok hızlandığı zaman yine bayılma olabilir. Bu şikayetlerle gelebilir. En sık ilk tanı yöntemimiz ritim bozukluğu EKG. Nasıl tedavi ediyorsunuz? Yani tipine göre tabii ki ritim bozukluğunu değişiyor. Yani pil gerekenler oluyor, yakma işlemi dediğimiz işlem gerekenler oluyor. Basit manevralarla işte düzelebilenler oluyor. İlaçla düzelenler oluyor. Bazen hiç tedavi vermeklerimiz de oluyor. Yani bizim erken vurular oluyor mesela, yapısal bir kalp hastalığı yoksa erken vurularda çok sık değilse hiçbir tedavi, yani bir ileri yönelik bir risk oluşturan bir durumda değil. Hastaya telkin ediyoruz. Hani bunun önemli bir şey olmadığını vurguluyoruz. Ve hastalar hakikaten ondan sonra bunun önemli bir şey olmadığını bizden duyunca ondan sonra eskisi kadar duymamaya başlıyorlar. Çünkü bazen bir tane erken vuruyu çok hani acile koşan hastalar var. Bir kalbinde bir erken vuru oluyor. Onun hissettirdikleriyle hani kötü bir şey olduğu vehmine kapılıp acile koşan hastalarımız oluyor. Bilmediğinden kaynaklanıyor. Onu bir anlattıktan sonra biz hani rahatlıyorlar. Hiçbir şeye de gerek kalmayabiliyor. Ama dediğim gibi ritim bozuklukları bizde ayrı bir hani resmi olarak yan dalı yok bizde ama ayrı bir ilgi alanıdır.
ayrı bir uzmanlık alanıdır hani kardiyolojinin kendi içinde. Çok geniş bir konudur bir tane dedim ya, yavaşlamasında doğuştan etkiler olabiliyor. Bazı genetik hastalıklar olabiliyor, ölümcül olabiliyor. Onlara cihaz tedavisi, şok cihaz tedavisi gerekebiliyor. Bazılar kalp yetmezliğine gidiyor, işte farklı tedaviler gerekebiliyor. Çok geniş bir konu ama bizim en sık gördüğümüz hastaların ritim bozukluğu dediğimiz hani işte bu gençlerde SBT görülebilir. Çoğunlukla iyi bir şey hani ama çok sık oluyorsa, çok rahatsız ediyorsa, işte onlar ilaçlarda işe yaramıyorsa yakma işlemiyle %98'e varan oranda başarı şansı var, bir daha da tekrarlamıyor. Yaşlılarda ise en sık ritim bozukluğu deyince bizim atrial fibrilasyon dediğimiz, bizim en sık gördüğümüz yani 65 yaşın üzerinde giderek yaşlarla beraber artar. 80'li yaşlara geldiğimizde artık 3 kişiden birinde görülebilen bir ritim bozukluğu. Bizim için önemli özelliği, yani ritmi artık unutuyoruz. Kalbin ritmi düzensiz olup olmaması bizim için çok önemli değil. Emboli yani pıhtı riski, kalbe, beyine pıhtı atma riskini arttırdığı için çok önemli. Ve felç geçiren her 5 yaşlardan biri bu sebepten felç geçiriyor. Evet. Onun farkındalığı çok önemli. Yani onun farkına varıp yine onda da bizim bir risk skorlaması var. Belli bir riskin üzerindeyse, puanın üzerindeyse bunlara biz ömür boyu kuvvetli kan sulandırıcı, yani aspirin gibi, Plavix gibi değil ama daha kuvvetli kan sulandırıcılarımız var. Onlara uygun pıhtılığı azaltmaya yönelik. Onlardan mutlaka evet. Başlamak gerekiyor. Onun da farkındalığı maalesef az olabiliyor. Dikkatli olmaya. 65 yaştan sonra ritim açısından özellikle mutlaka her muayenede diyor, nabızla en azından, hani EKG çekilmese bile nabızla ritim düzenli mi düzensiz mi? Artık tansiyon cihazları da kendisi de nabızı gösteriyor. Yani gerçi o ritimle ilgili bilgi vermiyor ama düzensiz olduğunda alarm veriyor. Hani bazen ölçüm, nabız hakkında fikir vermeyebiliyor. Mutlaka artık hekime ulaşmak kolay. Türkiye'de insanlarımız hekime gitmeyi seviyorlar. Hani acil sayımız 90 milyon. Hani 70-80 milyon ülkede bir yıl 90 milyon acil başvurusu var. Hani mutlaka özellikle risk grubundaki hastaların iyi değerlendirilip önlemlerin alınması gerekiyor. Ritim bozukluğuyla ilgili hani söyleyeceğim şu anda hani özel bir şey yoksa bu kadar benim. Çok keyifli bir sohbetti hocam. Çok bilgilendirici bir sohbetti. Ayaklarınıza bizim sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Efendim, kalp sağlığımızı konuştuk. Özellikle kadınlarda yaşanabilecek sorunları konuştuk. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Ahmet Demizli bu bölümün konuğu. Hiçbir yere ayrılmayın. Kadın Hayatları devam edecek.